Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufevvizu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Eûzu billahil azim ve biveçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahillezî arsala rasûlehu beşiran ve nezîran. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîran ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alel hayri ve lev asîran. İ'lemû enne afdalel kitâbi kitâbullah ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve şerrü'l umûri muhtesâtühâ ve kullu muhtesin bid'ah ve kullu bid'atin dalâle ve kullu dalâletin fî'n-nâr. Ve bi senedil muttasilen nebi sallallahu teala aleyhi ve selleme ennehu kal. İza raeytum men yebi'u ev yubta'u fil mescid fekulu lehu la arbahallahu ticaretek. İlâ ahiril hadis. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızam aleyhimus salavat ve teslimatın Ehl-i Beyt, El, Ashab, Etbaları, Rıdvanullah Teala Aleyhi Mecmai'nin bil cümle ahirete irtihal eden müminatın hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerimizin ervaçine El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. İza zahara fikum mislemme zahara fi beni İsrail. Ben hadisleri aktarıyorum. Anlatabildiğim kadar anlatmaya çalışıyorum. Belki sizde daha güzel sonuçlar çıkarırsınız. Onları size bırakıyorum. Buradakileri tercüme ediyorum. Benim ümmetimde, benim ümmetim arasında, eyyuhel ümme, ümmeti icabet arasında, beni İsrail arasında yaygınlaşan şeyler yaygınlaşırsa, evet diyorlar, mehiye ya Resulallah, beni İsrail arasında yaygınlaşan, alenileşen o dediğiniz şeyler nedir ya Resulallah? Sonu gelmeden hemen demişler, nedir bunlar? Ne diyor bak, izâ kânetil fahişe, fuhuş, zina alenileşirse, ayıp suç telakki edilmezse, evet yalanileşirse, evet bunu artık takdirinize bırakıyorum. Yani bizim memlekette bu olmasın, aziz vatanımızda bu olmasın, fuhuş olmasın, alenileşmesin. Ama bazı yerlerde bu alenileşmiş. Hayvanlar onlardan daha kıskanç, edepli. Bizim gördüğümüz bazı dünya ülkelerinde, evet, zina, fuhuş yaygınlaşırsa, son derece, fuhuş nedir? Son derece çirkin fiil, illa zina değil, son derece çirkin fiil. Kadı diyor ki, Kadı Beydavi, insanın tabı, yaratılışı, iğrendiği şey, fuhuş odur. Aklı selim reddeder. Buna fuhuş denir, fahişe denir. Evet. Fuhuş fi kibarikum, çirkin işler yaşlılarınız arasında veya zaim demek, kibar demek, yaşlı, yaş itibariyle bir de zaimüküm ev emirüküm, makam sahibi, baş olmuş, halkın önderi olan kişiler arasında fuhuş, çirkin şeyler yaygınlaşırsa, ki kanunla da var biliyorsunuz, bazı suçları işleyenler devlet memuru olamıyor. Yüz kızartıcı suçlar diye. Ama peygamber onu söylüyor. Yüz kızartıcı şeyler önde gelenler arasında veya yaşlılarda yaygınlaşırsa, demek ki delikanlıları azıcık bir fiziki şey var, çünkü onun fiziki dürtüsü var. Ötenin fiziki dürtüsü de yok. Hiç mazereti yok. Bunlarda görülürse, yaşlı olanlarda, vel mülk fi sigariküm, evet, mal, zenginlik,
makam. Evet, küçüklerde olursa, evet, küçüklerde, tecrübesiz kişilerde olursa, vel ilm fi ruzzalikum, ilimde rezil adamların sıfatı olursa, yani rezil adamlar, rüzzal, öyle diyorlar büyükler. Bir adam var karaktersiz. Buna güzel ilimler öğretme. İlim inci. İnci dizisi. Domuza diyorlar inci dizisi aslan iyi olur mu? Karaktersiz, ahlaksız, rezil bir herife öğretme ya şunu. Çünkü öğrendiğini ters kullanır. İnsanlardan intikam almaya kalkar. Polisi en çok uğraştıran işte bu böyleleri. Ben biliyorum, talebelik dönemimde bir herif vardı. Adını hiç unutmam ama söylemeyeceğim. Yıllarca polisi peşinde uğraştırdı. Üniversiteyi bitirmiş, birincilikle bitirmiş, süper zeki. Ama hep pisliklerde kullanıyordu. Polisten kaçıyordu, kurtuluyordu. En sonunda yakaladılar tabii de. Ama ne kadar pislik yaptı, rezalet çıkardı. Neler neler yaptı. İşte diyor ki ilim rezillerde olursa, bu çoğalırsa tabii. İnsanlık tarihinde şunlardan arınmış dönem yok. Hep var bunlar. Bu genelleştiği zaman peygamberimizin dediği hep böyle, bunu düşüneceğiz. Evet, şerefsiz, alçak, karaktersiz kişilerde olduğu zaman ilim. Evet. Ahmed bin Hanbel, İbn Mace. Evet, niye söylemiş peygamberimiz bunu? Demişler ki ya Resulallah, emri marufu yapmak müminlerin görevi. Emri marufu ne zaman yapmayalım? Hiç yok mu yapmayacağımız zaman? Var demiş. Aha, böyle olduğu zaman emri marufu yapamazsınız. Başındaki amir seni cezalandırır. İyilik yapanı değil, seni cezalandırır. Yapamazsınız. Aha diyor, böyle fuhuş almış yürümüş. Yukarıdaki adamlarda, başınızdaki adamlarda, yaşlılarda, tecrübelilerde hep böyle fuhuş almış yürümüş, saltanat mülk sahip olanlar, başında küçükler, tecrübesizler var, ilim sahip olanlar da rezil rüsvay, hep de böyle güzel şeyler söyleyeceklerine ters şeyler söylüyorlar, vatandaşı daha kötüye yollara sevk ediyorlar. O zaman korkacaksınız. O zaman korkacaksınız. O memleket gene ayakta durmaz. O da ayakta durmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylediği bu. Evet. Gene aynı anlamda İza zuharal idhanu fi khiyarikum, sizin hayırlılarınız arasında, hani kültürlü, kalburüstü, eşraftan görülen, toplumda mevki nüfuz sahibi olanlar arasında yağcılık almış vermişse, evet, yağcılık, iki yüzlülük, din konusunda doğruyu söylemiyor adam, hatır için fetva veriyor. Şu niye olmasın falan diyor, hatır için fetva veriyor din konusunda. Diğer konularda da adam kayırmalar, makam mansıp sahibine bir şey beklediği için yağcılık yapmalar gelenleşirse, o kalbir üstü kişiler arasında vel fahişe fi şirarikum, şeyler arasında fuhuş yaygınlaşırsa, ve tahavvalul mülku fi zivarikum, idareciler hep böyle tecrübesiz küçük kişiler olursa, vel fıkhu fi ruzzalikum, dini bilgileri bilenler de rezil adamların arasında olursa, dini bilgiler sahipler böyle olursa, evet, gene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sonu böyle kötü. Yani o memleket ayakta duramaz. Ayakta duramaz. Öyle diyor. Fel yentaziru indezelke rihan humra ve zaben belaya amya, kırmızı felaket rüzgarını bekleyin. Azapları bekleyin, kör eden belaları, şaşırtan belaları bekleyin. İza zahara su'u fil ardı,
yeryüzünde fuhuş, kötülük yaygınlaşırsa, anarşi yaygınlaşırsa, enzelallahu ba'sehu, Allah Celle Celaluhu intikamını, gazabını yağdırır. Bi ehlil ardı, yeryüzündekilere yağdırır. Burada da genel, yeryüzündekilere yağdırır. Onun için, efendim Amerika'da homoseksüellik yasallaşmış, ayıp telak edilmiyor. İngiltere'de veya şurada burada. Deyim biz duramayız. Onun için Fatih olacaksın, kanuni olacaksın, çok çalışacaksın, çok çalışacaksın, güç kuvvet elini geçireceksin, ahlaksızlık yapma diyeceksin onlara. Görev, dünya, evvela kendini düzelteceksin, sonra dünyayı düzelteceksin. Müslümanın görevi bu, emir varif yapmak. Üdhulü fistilmi kâfe, oradaki zulümde işte bunu geçmiş atalarımız yapmışlar, yaptıkları zaman da yücelmişler. Claude Farrar var, Fransız yazarı, akademisyeni, meşhur adamlarıdır. Türkiye'de Claude Farrar caddesi var, Türkleri de sever adam. Gelmiş Cumhuriyet'in ilk yıllarında, ben de onun eserlerini okudum. Bu Claude Farrar adam, zengin adam, yatıyla, özel yatıyla hizmetçilerini yiyeceğin için almış, çıkmış Fransa'dan Akdeniz sahillerine dolaşa dolaşa geliyor. Anlatıyor kitabında. Mesela Hristiyanlar şimdi Yahudilerle birleşmiş gözüküyor ama aslında itikat bakımından tam tersi birbirlerine. Hristiyanların Kat dediği, Tanrı dediği İsa Aleyhisselam'a onlar gayrimeşru çocuk diyorlar Yahudiler. Kitaplarında öyle var yani. O kadar ters ama Müslümanların beceriksizliğinden hepsi birleşiyorlar. Hedef biz oluyoruz. Müslümanlar oluyor. O adamın hatıraları efendim, kitabı Türkiye'de de yayınlandı. Biz de onlardan okuyoruz. Akdeniz sahilinde dolaşıyor. Bir yerde Hristiyanlar çok, bir tane Yahudi'yi bırakmamışlar. Mallarını yağmalamışlar. Havralarını yıkmışlar Hristiyanlar. Bunu o yazıyor. Bir yerde Yahudiler çok, Yahudiler bu sefer Hristiyanları yaşatmamış orada. Hatıratını yazıyor. Hayat hakkı tanımamışlar diyor. Yazıyor adam. Marmara'ya gelmiş, şeyi bitmiş erzakı. O zaman tabii bindiği yat şimdiki hızlı motorlu falan değil. Kürekle şundan buna gidecek. İstanbul'a daha bir hafta sonra varacak. Aşıkların ölsünler. Marmara'nın güney kıyılarına erzak almak için yanaşmışlar. Yanaşacaklar. Bizim Mehmetçik dar, yasak. Bir tane altın attım diyor. Osmanlı altını. Zengin adam. Oradaki nöbet bekleyen ere bir tane altın attım diyor şöyle. Hem de iyi para diyor. Patiniyle diyor bir vurdu diyor, tekrar gemiye döndürdü. Hatıratında yazıyor bunu. Aa, dedim bundan bir şey koparamayacağız biz. Döndük sonra, yoksa vuracak. Yanaşırsam vuracağım. Muazzam altını almadı diyor. En pahalı altınmış o zaman. Patiniyle vurduğu gibi de gemiye düştü diyor. Denizin açığında bekledik. Daha sonra bir başka yere, nöbetçilerden uzak bir yerden girdik. Acımızdan öleceğiz. Adam bize konuşmayamadı bile diyor. Ondan sonra da onunla konuşma imkanı bulamadık. Böyle bir rüşvet teklif etmiş çünkü. Oradan girmişler işte, bir pazara uğramışlar. Bakmışlar o zebzeler, meyveler sudan ucuz. Pazarda, açık pazar. Almışlar fazla fazla. Kaç para diye bakmış adam, gayrimüslim alan adam. Yüzünden anlaşılıyor ya. Mesela domates almış 50 kuruşsa 2 lira demiş mesela. O da hemen almış. Zaten zengin, aldım bulduğuna şükrediyor. Açlıktan gidiyorlar. Böyle almışlar fazla fazla, 2 misli, 3 misli fiyatlarla. Geldik diyor, tam hareket edeceğiz. Gene geldi diyor asker, kıpırdamayın. Gadı emri var. Kim sizin başınızdaki? Pazara gelenler kim? Anlamışlar onun yabancı olduklarını. Denizden geldiklerini polis araştırınca bulmuş. Onun kadının emri var. İstiyoruz, yoksa vururum, batırırım. Çaresiz diyor yanaştık. Gerisini geri götürdüler bizi. Baktım diyor, kadı oturuyor. Bizim alışverişten esnafın hepsi orada.
Siz bu malları bunlardan mı aldınız? Evet. Kaça aldınız? Şu kadar. Memnuniyetle aldık. Çok güzel mallar. Seve seve aldık. Hayır demiş kadı. Bunlar 50 kuruşluk malı size 2 liraya satmışlar. Sizi istismar etmişler. Zulmetmişler. Evet. Onlara ceza vermiş kadı. Yazıyor bunu kitabında Kulatfare. Hayret ettim diyor. Hazır diyor. Biz memnunuz, şikayetçi değiliz dediğim halde diyor hepsini diyor attı hapse diyor. Paraları da geri ödettirdi diyor. Fazla alınan paraları. Osman adalet böyleymiş. Muazzam sonuçlar elde edilmiş. Şimdi gelirken de konuştuk. Efendim falan yere gittim diyor arkadaş. O devrin insanını stajda bahsediyormuş. Delege. Ah diyordum, sizin atalarınız neydi? Ben de Halep'te arabam bozuldu. Tamirci aradım. Bizim Ankara'daki becerememiş. Peugeot'cu dediler şu Araplar. Gittik. Hoş geldin komşu Ermeni. İstanbul'dan kaçmış. Oraya yerleşmiş. Halep'te. Yaşadığım olayı arz ediyorum. Baktı çekti. Para almadı benden. Ben dedi Osmanlıyım dedi. Osmanlıyım. Dedelerim orada yaşadı. Hala hayranım dedi adam. Benden para da almadı. Doğruluğun sonucu bu. Onu söylemek istiyorum. Kim olursa olsun hak yenmez. Yeryüzünde adaleti hakim kılmak için çalışılır. Müslüman öyle çalışılır. Çalışır. Çalışmak zorundadır. Şimdi bir memlekette kötülük, zulüm, fuhuş yeryüzünde memlekette ve ondan sonra bir dünyada yaygın olduğu zaman Allah'ın gazabı o yeryüzü insanların üzerine iner. Yalnız o ahlaksız olan kimseler batmaz. Bela umumidir. وَاِنْ كَانَ ف۪يهِمْ قَوْمٌ صَالِحُونَ Salih kişiler olsa bile, mesela İstanbul'da diyelim, misal veriyoruz tabii. Vardır demiyoruz. Misal. Evet. İstanbul'da çok evliya insanlar var diyelim. Evliyalık o da ucuz değil ama niye olmasın yani? Çok iyi, güzel, salih müminler var. Çok. Ama o kadar da rezalet var mesela. Var demiyorum. Mesela varsa o yaygınlaşmışsa bu rezaletler, o salih kişilere rağmen, salih insanlar olmasına rağmen Allah'ın gazabı o memlekete iner. Enzelallahu be'sehu. Allah intikamını almak için, azabını almak için belayı o memlekete yaydı, indirir. İndirir. İsterse de ve in kana fihim kavmun salihuna. Allah'ın sevdiği salih kişiler olsun aralarında istersen. Evet, yusibuhum ma asaben nas. Ondan söyledim. Beni sokmayan yılan bin yaşasın diyemeyiz. İnsanların genel olarak inen azaptan diğer insanlara düşen eziyetler, sıkıntılar o salih kullara da isabet eder. Evet. Sümme yerci'ûne ilâ rahmetillâhi ve mağfiretihi. Ama sonra Allah Celle Celaluhu onların bu durumlarını bildiği için bela onlara da iner de kendine düşenleri yapmışlarsa, bak bu kaydı koyuyoruz, kendine düşenleri yapabilecekleri halde yapmamışlarsa böyle değil, yapmak istiyorlar, uykusuz kalıyorlar ama yapamıyorlar, eller kolları bağlı o aradaki kanunlarla, usullerle, baştaki şerlilerin şeysi, hakimiyeti sebebiyle mesela yapamamışlar. Bela onlara da gelir ama diyor ahirette onlar, bu sıkıntılar onlar için rütbe sebebi olur. Günahlarına kefaret sebebi olur. Ama dünyadayken aynı sıkıntılara onlar da uğrar diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada rahat yaşamak istiyorsak demek ki bir başım var, hoş işim var. Beni sokmayan yılan bin yaşasın diyemez bir Müslüman. Elinden geldiği kadar Müslümanlığı öğrenir, yaşar, ailesinde yaşatır, çevresinde iyiliği, güzelliği, adaleti hakim kılmak için
çalışır, emr-i maruf yapar, kötülükler önlemeye çalışır. Evet, bunu yapmak zorundadır. Bu burada söylüyor, diyor ki aşağıdaki hadis de öyle ya, hepsini okuyalım. Buhari hadisi bu. İza zahara su'u ve lem yenhav anhu enzelallahu bihim be'sehu kıyle ve in kâne fihim kavmun salihûne. Bir memlekete pislikler yaygınlaşmış, oradaki insanlar da yapabilecekleri halde ellerinde imkan varken aman başım belaya girecek, neme lazım canım demişler. Engellememişlerse Cenab-ı Hakk'ın azabı, ukubeti iner. Dediler ki arasında güzel kullar da olursa ya Rabbi azabı hak etmemiş. Kale naam yusibuhum ma asabahum. Onlara da isabet eden bela, azap iner. Sümme yasirûne ilâ mağfiretillâhi ve rahmetin. Ahirette onlara mağfiret, rahmet sebebi olur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu konuda tarihte, Kur'an'da, tefsirlerde geniş bilgiler var. Lüt kavmini her zaman anlatıyoruz. Lüt kavminde homoseksüellik yaygın piyasada. Lüt aleyhisselam, hatta işte onlara azap melekleri, önce İbrahim aleyhisselam'a uğramış. İbrahim aleyhisselam cömert bir peygamber, hemen kuzu kızarttırmış, buyurun demiş, insan kılığında. O melek bir şey yemez, insanlar yer içer. Yemeyince korkmuş İbrahim aleyhisselam, Kur'an'da var. Korkmuş, acaba bana suikasta mı geldiler beni diye, korkma demişler. Korkma, biz meleğiz, Lüt'ün kavmini batıracağız. O benim akrabam demiş, güzel insandır o. Yok demiş, onu kurtaracağız da, kavmini batıracağız. Biz buraya niye geldik biliyor musun? Niye geldiniz? İbrahim aleyhisselam yaşlı. Sare validemizin çocuğu olmuyor. Onun için cariyesi Hacer validemizle evlenmiş de İsmail aleyhisselam doğmuş da Zemzem onun tepinmesinden çıkmış. Hikaye biliyorsunuz. Sare validemiz de dinliyor kapıdan konuşmayı. Yüzüne vurmuş. Ve sakket. Yüzüne vurmuş. 90 yaşından hanımın çocuğu mu olur? İbrahim aleyhisselam demiş ya. Ya olur mu demiş ya. Ben yaşım 95'e vardı. Olsun demişler. Allah için bu çok kolay. Sana bir oğulla müjde veriyoruz. Oldu oğlu oldu. Biliyorsunuz. Şeydi şimdi Kudüs'te yatıyorlar. İshak aleyhisselam ve Sare validemiz İbrahim aleyhisselam. Yahudilerin işgali altındalar. Allah nasip ederse ziyaret edin, çok güzel onların kabrinin bulunduğu yer. Evet, oradan işte geliyorlar Lüt aleyhisselama, insan kılığında genç yakışıklı insanlar, erkekler hemen kapıya üşüşmüşler. Bunlar hasta insanlar, homoseksüel hepsi de koyun. Demişler o adamları ver, Kur'an'da yazıyor. Demiş benim misafirim bunlar, etmeyin kılmayın. Kızlarımı verin size, nikahlayayım kızlarımı alın. Yok demişler, sen bizim ne istediğimizi biliyor musun? O adamları ver. Çok telaşlanmış Lüt aleyhisselam. Korkma demişler. Biz senin hanımın da onlardan. Hanımı haber vermiş zaten o pis adamlara. Yakışıklı erkekler geldi demiş. Bizim eve çabuk gelin. Senin hanımın da onlardan. Biz onları batırmaya geldik. Osman demiş, yok demiş, korkma. Sen demiş al inananları, şehri terk et. Arkaya da dönüp bakmayın. Evet, hanımın arkaya dönüp bakınca taş olmuş diyorlar şimdi. Bunlar var. Velak olmuşlar. Lüt golü hala 340 metre aşağıda. Azap o zaman. Şimdi Cebrail aleyhisselam bu emri, batırma emrini aldığı zaman gitmiş bakmış. Allah 80 bin kişi teheccüd kılıyor. Teheccüd namazı mecburi değil. 5 vakit namaz mecburi. Uyuduktan sonra kalkacaksın. 2 rekatı dünyadan daha kıymetli. Öyle bir kıymetli namaz. 80 bin kişi teheccüd kılıyor. Demiş ya Rabbi, batır dediğin adamların arasında bu kadar aşık var. Hem hüngür hüngür ağlıyorlar teheccüd namazı kılarken. Evet. Allah'a inancı sağlam olan, kamil iman sahibi olan, Allah korkusu nedir bilen adam, ben de öylelerini gördüm. Ağlaya ağlaya buraya iz etmiş gözünün yaşı. Teheccüd namazına kalktığı zaman her gün ağlarken burada iz etmiş gözünün yaşı.
Gözyaşı nasılsa bilmiyorum. Burada iki iz vardı adam. Allah rahmet eylesin tüm geçmişlerimize. Adam vefat etti. Bunu gördüm. Teheccüd namazı kılarken benim evimde misafir kaldı. Zangır zangır titriyordu böyle. Evi sarsıyordu ya sarsıntısından. O kadar korkuyordu Allah'tan. Hüngür hüngür ağlıyordu namazda. Ve de titriyordu böyle. Öyle namaz teheccüd kıldı sabaha kadar. Evet. Orada 80 bin böyle namaz kılan var. Cebrail demiş, git batır. Onların namazları kabul değil. Teheccüdleri, ağlamaları bana ulaşmaz. Çünkü onlar emri maruf yapmadılar. Kötülüğü önlemek için gayret göstermediler. Sadece namaz kılmakla iş bitecek olduğunu zannettiler. İnsanların arasında zulmü önlemek için gayret göstermediler. Hani gayret gösterirlerse de imkan bulamasalar, tamam. Öyle değil. Aman başım ne belaya girsin. Evet, İslam'da bu genel prensiptir. Mutlaka sen bir iyiliğe kavuşmuşsan öbür insanlara, müminleri, insanlara o iyilikten pay vereceksin. Onun için İslam'ı yaymak. İslam çünkü akıl dini, adalet dini, ahlak dini. Öbür tarafta ahlaksızlık çökmesine sebep, insanlığın kaybolmasına sebep. İnsan değil ki onlar. Daha berbat hayvanlardan birbirlerini yiyorlar. Oraya insanlığı götüreceğiz. İşte Bizans böyle kokuşmuş. İyi ki geldiniz demişler halk. İyi ki geldiniz. Bir o mu? Ben İspanya'ya gittim. Tarık bin Ziyad geçtiğince iyi ki geldiniz demişler. Öyle işkenceler yapıyorlar ki oradaki din adamları, idareciler halka inim inim inletiyorlar. İyi ki geldiniz. Aha. Evet. Ahlakı, zorla Müslüman ol demek yok İslam'da. La ikrah ettin. Zorla Müslüman ol. Hiçbir zorlamamışlar Müslüman olmak için. İyi ki geldiniz. O kadar can atmışlar. İstanbul'da da öyle, başka yerlerde de öyle. Evet, Müslüman adaleti, ahlakı, iyiliği yaymak için evvela kendinde, ailesinde, memleketinde, vatanında, İslam ülkelerinde, sonra bütün insanlığa adalet yaymak için çalışır. Tembel, uyuz olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gün ettiği duaların birisi bu. Allah'ım cimrilikten, tembellikten sana sığınırım. Öyle oturmak yok. Çalışacağız. Nerede? Herkes kendi sahasında bir numara olacak. Olmazsa bir hesap da oradan gelecek. Neden Avrupa'dan atom öğrendiniz? Mühendislik öğrendiniz. Yasak değil öğrenmek. Hikmet müminin itik malıdır ama öğreten Müslüman olacak. O baş olacak. Hiçbir konuda gayrimüslime el açmayacak. Müslüman aziz olacak. Her konuda saygın olacak. Ümmeti vasat bu demek arkadaş. İlmi de o öğretecek. Adaleti o öğretecek. İnsanlığı o öğretecek. Yani kanunu gibi olacak ve selam. Ne diyor Fransız kralına, Alman kralına birbirine girmişler. Bir mektup yazıyor. Elleme o adamı diyor. Yoksa gelirim seni şöyle asarım. Derhal serbest bırakıyor. Uğraştığı adamı hapisten çıkarıyor bir mektupla. Bu izzete sen de sahip olmak için çok çalışman lazım. Çok çalışman lazım. Her sahada en iyisini yapmak lazım. Kötülüklere yol vermemek lazım. Emr-i maruf yapmak lazım. Yoksa Efendimizin söylediği gibi halle Allah'ın intikam emri, azap emrini oraya girmesine daveti çıkarmış olurlar diyor. Cenab-ı Hak bizleri İslam'ı bilen, bildiğini yaşayan, evet bildiğini yaşayan, bu dinimizin, peygamberimizin güzel emirlerini, insani emirlerini herkese, insanlığın kurtuluşu için, öğretmek için çırpınan, emri maruf yapan, Allah'ın sevdiği, iki cihanda yüzü ak çıkan kullarından eylesin inşallah. Evet, Beyhaki Hakim Müstedek'inde naklediyor.